Merhaba arkadaşlar. Burada da çarpanlar ve katlar 2 videosuyla karşınızdayım. EBOB nasıl hesaplanır? ECOG nasıl hesaplanır? Bunları hep birlikte kolay bir şekilde öğreneceğiz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi geldik EBOB konumuza. En büyük ortak bölen. İki veya daha fazla doğal sayıyı ortak bölen sayıların en büyüğüne en büyük ortak bölen, yani EBOB diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, en büyük ortak bölenin baş harfleri bize EBOB'u veriyor. 4 ve 8 sayılarını inceleyelim. 4'ün bölenleri ya da diğer konumuzda 4'ün çarpanları. Bunları öğrenmiştik. Hemen bakalım. Kimler vardı? 1 çarpı 4, 4'tü. Sonra 2 çarpı 2, 4'ü veriyordu. 3 tam böleni değildi. Bir de 4 çarpı 1, 4'ü veriyordu. 4. Gördüğünüz gibi 4'ün bölenleri kimlermiş? 1, 2 ve 4. 8'in bölenleri. 1 çarpı 8, 8 değil mi? 2 çarpı 4, 8. 3 çarpı ne 8 eder? Hiçbir şey. 4 çarpı 2. Gördüğünüz gibi sayı tekrar etmeye başladı ama ben yine de yazacağım. 5 çarpı neyi 8'i verir? Hiçbir şey. 6 da aynı şekilde. 7 de. 1 de 8 çarpı 1, 8'i verir. Demek ki burada da 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8 arkadaşlar. Evet, şimdi EBOB ne diyordu? En büyük ortak bölen diyordu. Hemen bakalım kimler ortak? Bir ortak, doğru mu? Başka? İki ortak. Başka? Dört ortak. Ortak. EBOB neydi? EBOB en büyük ortak bölen. Şimdi arkadaşlar, ortak bölenler 1, 2 ve 4. En büyüğü kim? 4 değil mi? Demek ki bu iki sayının EBOB'u 4'müş. Şimdi de 8 ve 12 sayılarının en büyük ortak bölenlerini bulalım. Yani bunun sorulmuş hali bu şekilde. EBOB 8 ve 12 kaçtır? Şimdi ben tek tek 8'in bölenleri ve 12'nin bölenlerini biraz önce yaptığım gibi tek tek bulup ortaklarını işaretleyip en büyüğünü bulabilirim. Bu bir yoldur. Ama pratik yolu, çünkü bazen çok fazla böleni olabiliyor bir sayının. Pratik yolu şudur. 8 ve 12'yi öğrendiğimiz şu asal çarpanlar vardı ya. Evet, çizgimizi çiziyoruz. O yoldan öğreneceğiz. Ne yapıyorduk? En küçük asal bölen, asal çarpan 2 idi. 2'den başlıyoruz. 2 8'i bölüyor mu? Evet. Kaç kere? 4 kere. 12'yi bölüyor mu? Evet. Kaç kere? 6. 6 kere 2, 12. Peki EBOB ortak bölendi ya. 2 ortak mı ikisinde de? Evet. İkisini de ortak böldü. Devam ediyorum. Hala 2'ye bölünebilen sayılarım var. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm. 4'ü 2 kere, 2 kere 2, 4. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kere, 3 kere 2, 6. Bu 2 ikisini de böldü mü? Evet, işaretliyorum. Hala 2'ye bölünebilen sayım var. Devam ediyorum. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 3 2'ye bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyor. Bu sayıyı aynen tekrar yazıyorum. Şu kısım 1 oldu. Burayla işlemim bitti artık. Geliyorum şu kısma. Baktım 3 2'ye hala bölünüyor mu? Hayır, bölünmüyordu. 2'den sonra gelen ardışık asal sayı 3'tü. 3 3'e bölünüyor mu? Evet, bölünüyor bir kere. Burası da 1 olduğu için işlemim burada bitiyor. Arkadaşlar,
Ortak bölen diyor ya. İkisinde ortak kim böldü? 2 ve 1 daha 2. Ben bunu şu şekilde yazıyorum. EBO 8, 12 eşittir 2 çarpı 2. 2 tane olduğu için. Bu da nedir arkadaşlar? 4. Demek ki 8 ve 12'nin EBOB'u 4'müş. Şimdi de 10, 20 ve 30'un EBOB'unu yani en büyük ortak bölenini bulalım. Hemen biraz önceki yolumuzu gösterelim. Bu sefer sayımız 3 tane oldu gördüğünüz gibi. En az 2 tane oluyor. 3, 4, 5 artırabiliriz. 2'den başlıyorduk. En küçük yasal sayı. 10 2'ye bölünüyor mu? Evet. Kaç kere? 5 kere. 20 2'ye bölünüyor mu? Evet. Kaç kere? 10 kere. 30 2'ye bölünüyor mu? Evet. Kaç kere? 15 kere. 15 kere 2 30. Gördüğünüz gibi bu 2 her üçünü de ortak böldü mü? Evet. Hemen işaretimi koydum. Devam ediyorum. Hala 2 ile bölünebilen sayımız var 10 ve devam ediyorum o yüzden 2 ile. 5 2'ye bölünmüyor. Aynen 5'i tekrar yazıyorum. 10 2'ye tam bölünüyor. 5 kere 2 10. 15 2'ye tam bölünmüyor. Bunu da aynen tekrar yazıyorum. Peki hala 2'ye bölünebilen sayımız var mı? Kalmadı. Buna işaret koymadım dikkat ettiyseniz. Çünkü sadece 10'u böldü. 3'ünü de ortak bölmedi. Peki 2'den sonra gelen ardışık asal sayımız kim? 3. Bakıyorum 3'ün böldüğü sayı var mı burada? 15 var değil mi? Hemen o zaman işlemimi yapıyorum. 5 3'e bölünüyor mu? Hayır. O zaman 5'i tekrar yazıyorum. Burada 5 3'e tam bölünüyor mu? Hayır. 5'i tekrar yazdım. 15 3'e tam bölünüyor mu? Evet. 5 kere. Ama buna da işaret koymadım. Çünkü arkadaşlar bu da her üçünü ortak bölmedi. Sadece 15'i böldü. 3 ile işlemim bitti. Artık 3'e bölünebilen sayım kalmadı. Sıradaki ardışık sayım, asal sayım kim? 5. 5'e bölüyorum. 1. Hepsini ortak böldü mü? Evet, hepsini de ortak böldü. Buna da işaretimi koydum. Demek ki en büyük ortak bölen yani EBOB 10, 20 ve 30'un EBOB'u 2 çarpı 5. Yani arkadaşlar 10'muş. Evet, burada size bir pratik bilgi vermek istiyorum. Eğer sayılar birbirinin katıysa, gördüğünüz gibi 10, 20 ve 30 birbirinin katı. 20 10'un 2 katı. 30 10'un 3 katı. Birbirinin katı olan sayılarda EBOB en küçük sayıdır. 10'dur. Mesela bunu yazmayacağım. Sözel olarak vermek istiyorum. 4 ve 8. 4 ve 8'in EBOB'u ikisi de birbirinin katı olduğu için en küçük sayı 4 olduğundan 4'tür. Bu da size bir pratik bilgi. Diğer sorumuza geçelim. X eşittir 2 üssü 2 çarpı 5 çarpı 7. Y eşittir 5 üssü 2 çarpı 7. X ve Y'nin EBOB'unu bulmamızı istiyor bizden. Arkadaşlar, burada birçok yöntemi var. Farklı şekillerde öğrenebilirsiniz. Ben size mantığını anlatmak istiyorum ama. Şöyle x eşittir. 2 üssü 2 demek 2 tane 2'nin çarpımı demek. 5 çarpı 7. Y 2 tane 5'in çarpımı 5 çarpı 5 çarpı 7. Arkadaşlar EBOB demek ortak bölen demekti. Şimdi bakıyorum kimler ortak? Ortak olan bir şurada 5'ler var. Bir de 7'ler var. Başka ortak sayımız var mı? Yok. Demek ki EBOB X ve Y 5 çarpı 7. 5 ortak bir de 7 ortak. Cevap
35. Bazen şıklarda 35 olarak verebilir. Bazen de üstü bu şekilde verdiği için şıklarda 5 çarpı 7 diye de bulabilirsiniz. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Hani ortak bölen ya EBOB. Bakıyorum 2 var mı her ikisinde de x ve y'de? Hayır, x'te var ama y'de yok. O zaman 2 ortak bölen değil. 5 gördüğünüz gibi bir tane 5 ortak. Bunda 2 tane 5 var ama x'te bir tane olduğu için bir tanesi ortak. 7 ikisinde de birer tane olduğu için bir tanesi ortak. Yani EBOB'umuz burada 5 çarpı 7. Evet, gelelim en küçük ortak kat. Gördüğünüz gibi en küçük ortak katın baş harfleri bize ekoku veriyor. 2 veya daha fazla doğal sayının ortak katı olan sayıların en küçüğüne en küçük ortak kat, yani ekok diyoruz arkadaşlar. 3 ve 12 sayılarını inceleyelim. 3'ün katları hemen bakalım. 3'ün bir katı 3. 2 katı 6. 3 katı 9. 3 kere 3 9. 4 katı 12. 3 kere 4 12. 5 katı 3 kere 5 15. 6 katı 3 kere 6 18. 7 katı 3 kere 7 21. 8 katı 3 kere 8 24. 9 katı 3 kere 9 27, 36 falan devam ediyor. 12'nin katları, 12'nin bir katı 12, 2 katı 24, 3 katı 36, 4 katı 48 diye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ekok demek ortak kat, en küçük ortak kat demek ya. Hemen ortaklarını bulalım. Kimler ortak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 12'ler ortak. Başka şurada 24'ler ortak. Başka 36 ortak. 48 ortak. Çünkü 3'ün 12 katı 36. 3'ün yine 16 katı 48. Gördüğünüz gibi bunlar da hep ortaklar. Ama ben ekokta en küçük ortak katı diyor ya, en küçük hangisi? Yani 3 ve 12 ilk defa hangi sayıda karşılaşıyorlar? 12'de. Demek ki 3 ve 12'nin ekoku kaçmış arkadaşlar? 12. Gelelim aynı EBOB'da anlattığımız yöntem. Bazen hani burada da sayılar büyük olabiliyor. Bize daha pratik bir yol lazım. O zaman EBOB'u da anlattığımız gibi o asal çarpanları ayırma yönteminden bunu da bulalım. 3, 12. Hemen çizgimizi çiziyoruz. En küçük asal sayıdan başlıyoruz. 2. 2'yi bölen sayı var mı? Evet, 12 bölünüyor. Hemen ikimizi yazıyoruz o zaman. 3 2'ye tam bölünüyor mu? Hayır. 3'ü tekrar yazıyorum. 12 2'ye tam bölünüyor mu? Evet. 6 kere 2 12. Hala 2'ye bölünebilen sayım var. 6. 3 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. Tekrar yazıyorum. 6 2'ye bölünebiliyor mu? Evet. 3 kere 2 6. 2'ye bölünebilen sayım var mı? Hayır, yok. 2'den sonra gelen ardışık asal sayım kim? 3. 3, 3'e bölünüyor mu? Bir kere ve bir kere. Gördüğünüz gibi. Ve fark ettiyseniz 3'ün yanına işaret koymadım. Çünkü ekokta işaret konulmuyor. Ortak kat. Kat demek hani artırıyor, büyütüyor ya. O yüzden mümkün olduğu kadar küçük değil, aradan seçmiyorum. Hepsini alıyorum. Ekok 3 ve 12, 2 çarpı 2 çarpı 3. Bunu şıklarda 2 üzeri 2 çarpı 3 diye bulursunuz. Arkadaşlar, burada yine size pratik bir bilgi vereceğim. Şimdi 3 ve 12. EBOB'a şöyle bir dönüş yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Diyorduk ki birbirinin katı olan sayılarda
Gördüğünüz gibi 12 3'ün 4 katı, birbirinin katı bu iki sayı. Sayılarda en küçüğü bize EBOB'u veriyordu. Ortak bölen. En büyüğü de bize EKOK'u veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. Mantığı şudur. Bunu problemlerinde de, EBOB EKOK problemlerinde de çok kullanacaksınız. EBOB ortak bölen, bölmek demek, parçalamak demek, küçültmek demek. O yüzden biz bunların içinden bazılarına işaret koyuyorduk. EKOK demek ortak kat, yani kat büyütme, artırma. O zaman da biz ne yapıyoruz? Hepsini alıyoruz. Bu mantıkla sorularımızı da çözebiliriz. Gelelim 10, 15 ve 20'nin EKOK'unu bulmaya. 10, 15 ve 20. Hemen çizgimi çiziyorum. En küçük asal sayım 2'den başlıyorum. 10'un içinde 2 5 kere, 5 kere 2 10. 15'in içinde yok. 20'nin içinde 10 kere, 10 kere 2 20. Hala 2'ye bölünebilen sayım var. 5 2'ye tam bölünmüyor. 15 tam bölünmüyor. 10 2'ye tam bölünüyor. 5 kere 2 10. 2'ye bölünebilen sayım kalmadı. Sırada 3 var. 15 3'e bölünüyor. Evet, o yüzden yazabilirim. 5 3'e tam bölünmüyor. Aynen yazdım. 15'in içinde 3 5 kere. 5 3'e tam bölünmüyor. Evet, 3 ile bölünebilen sayım kalmadı. Sıradaki ardışık sayım 5. Ve gördüğünüz gibi hepsini tam böldü. EKOK'ta ne yapıyorduk? Yanlarına işaret koymuyorduk. Hepsini alıyorduk. EKOK 10, 15 ve 20 neymiş arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Dediğim gibi şunu şu şekilde görürsün şıklarda. Sonuç ne arkadaşlar? 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 5 kere sonuç 60. 10, 15 ve 20'nin EKOK'u 60'mış. EKOK A ve B'yi sormuş. A 2 çarpı 3 üssü 3, B 2 çarpı 3 çarpı 5 üssü 3. Arkadaşlar bunu şu yöntemle yapabiliriz. A ve B sayımız varmış. Hemen bakıyorum. 2 var değil mi ikisinde de? 2'den başlıyorum. Evet, 2. 2 her ikisinde bölmüş mü? Bölmüş, ikisinde de var. Tek attım. Evet. Sırada ne var? 3. 2 bitti değil mi? Her ikisinde de birer tane. 3. 3 A'yı bölmüş mü? Evet, A'da var. B'de var mı? Evet, B'de de var. Evet. 3 ile işimiz bitti mi? Bitmedi. Çünkü burada A'da 3 tane 3 var. 3 üstü 3 demek 3 tane 3'ün çarpımı demek. Devam ediyorum. 3'e hala bölünebiliyor A. Bölündü mü? Evet. B bölündü mü? Hayır. 3'e artık bölünemiyor. Çünkü bir taneydi, onu da böldüm. Hala 3 var. Doğru mu? 3 tane olduğu için A bölünüyor. Ama B bölünemiyor. Gelelim 5'e. Bitti 3. 5 arkadaşlar. A'yı bölüyor mu? Hayır, A'da 5 yok. B'yi bölüyor mu? Evet. Ama bitti mi? Bitmedi. 3 tane 5 var çünkü. A'da yok. B'yi böldü. A'da yok. B'yi böldü. Gördüğünüz gibi A ve B'nin hepsinin asal bölenlerini bulduk. Şimdi EKOK'unu bulalım. EKOK neydi? En küçük ortak kattı. Yani işaret koymuyorduk. Hepsini alıyorduk. EKOK A ve B. Bir tane 2 var. Hepsini alıyoruz. Kaç tane 3 var? 3 tane. 3 üssü 3. Kaç tane 5 var? 5 üssü 3. Mantığı anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. EKOK'unu da bu şekilde buluyoruz. Peki size EBOB'unu sorsaydı ne derdiniz?
En büyük ortak bölen. Ortaklarını alırdık, değil mi? Kimler ortak? 2 her ikisini böldü. 3 her ikisini böldü. Ama bundan sonra başka ortak bölen yoktu. 2 çarpı 3 eşittir 6. Burada arkadaşlar bir pratik bilgi daha size vermek istiyorum. Ekok AB 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sayıların üssünün ya da kuvvetinin en büyük olanlarını alıyoruz. İkisinde de 2'nin kuvveti 1, değil mi? Bir tane 2 alıyoruz o zaman. İkisi için de kuvveti en büyük olan kim? 3 üssü 3. Onu alıyoruz. İkisi için de 5 çarpanından 5'in kuvveti en büyük olan hangisi? 5 üssü 3. Şurada yok zaten. Onu yazıyoruz. EBOB'da da şu şekildedir. EBOB'da da küçük olanları alırsınız. Kuvveti en küçük olanı alırsınız. Bunun ikisinin de kuvveti 1 olduğu için bir tanesini alıyorum. 3 üssü 3 mü küçük? 3 mü küçük? 3 küçük. 3 üssü 1 küçük, değil mi? Bu aslında 3 üssü 1'dir. Ve 5 yukarıda olmadığı için aşağıda var. O yüzden 5'i yazmıyoruz.